Arkadaşlar, Fatma ile Hertel'den kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de bugün size Coco Star tarifi vereceğim. Ama bunu tarifini vermeden önce makinamdaki bulaşıklarımı boşaltmam gerekiyor. Buraları bir güzel temizlemem gerekiyor. Ondan sonrasında sizlere inşallah Coco Star tatlı tarifi vereceğim, söylüyorum. Her neyse, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Evet, bu arada benim her zamanki gibi işim bitmiyor maalesef. Makinedeki bulaşıklar yeni yıkandı. Gördüğünüz gibi sıcak buhar yüzüme vuruyor. Ama maalesef bulaşıklar daha makine yıkanmadan tekrardan bir bulaşık çıkıyor. Maalesef kimse boğazına bir dur demiyor. Bizim evde aşırı derecede yemek yeniyor. Sizin evlerde de öyle mi bilmiyorum. Gerçekten artık çok bunaldım. Mutfaktan çıkamıyorum. Benim acilen bir aşçı bir de bulaşıkçı tutmam gerekiyor. Yani aşırı derecede artık yoruldum, yıprandım. Sizin evlerde böyle mi bilmiyorum. Benim ev gibi olduklarını zannetmiyorum. Olduğumuzu da zannetmiyorum. Yani benim ev gibi hiçbir yer olamaz diye düşünüyorum. Bana soruyorlar, spor mu yapıyorsun? Ondan sonra işte ne yapıyorsun? Rejim mi yapıyorsun? Yok arkadaşlar, iş yapıyorum. Ben iş yapıyorum. Ne spor yapıyorum, ne de diyet yapıyorum, ne de hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece iş yapıyorum. Gerçekten. Siz de benim gibi çalışın evde. Vallahi her türlü hareketi yapıyorsunuz. Bulaşıkları boşaltırken eğilip doğrulma, yerleri silerken eğilip doğrulma. Al sana mükemmel bir şekilde. Hem evin işi bitiyor, hem de sporun aradan çıkmış oluyor. Ve bu sayede dinç kalıyorsunuz. Evet, bu arada bulaşık istediğim gibi kalmamış. Yaparken mutlaka birazcık olsun. Sesle de olsa müzik açıyorum da. Maalesef şu anda açamıyorum çünkü telif diye bir şey var. Maalesef o teliften ötürü sesli bir şekilde sizlerle sohbet ederekten işimi yapıyorum.
temizliğini bitirdiğim kokoslar tarifine geçebilirim arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz. Arkadaşlar kokoslar kokoslar malzemeleri için 3 adet çikolata, böyle görmüş olduğunuz çikolata. Şimdi bunları böyle kırıyorum. Bunları kaynayan suyun üzerinde, bakın böyle su koydum. Bu şekilde suyun üzerine cezvemle koyacağım böyle. Şöyle alayım kağıdı. Net gözüksün. Evet, bu şekilde su kaynadıkça üzerindeki diğer tavadaki çikolatalarımı eriteceğim. Şimdi burada krem şanti var. Sade krem şanti. 2 adet krem şantiyi döküyorum. Daha önce yapmış mıydım unuttum. Bayağı bir çeşitli tatlılar yaptığım için gerçekten aklımda tutamıyorum. Unuttum ama ilk yapmışım gibi geliyor bana. Bilmiyorum daha önce yaptım mı. Şimdi 1 su bardağı. Göz kararı koyuyorum ama 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Çıkmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi sadece 3 malzeme ile yapılan kokoslar tarifini sizlere canlı canlı yapıyorum. Burada krem şantimi kıvamında güzel bir şekilde karıştırdım. Kıvamına getirdim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada tam 2 su bardağı Hindistan cevizi var. Ölçeyim. Evet, şöyle bardağımla da ölçelim. 2 su bardağı koymak istiyorum 2 pakete. Evet, tam da 2 su bardağı dediğim gibi. Bakın göz kararım çok iyidir demiştim. Karıştırıyoruz. Evet, burada da çikolatalarım gördüğünüz gibi erimeye başladı. Şu şekilde biraz daha erisin. Şunları da iyice erittikten sonra işleme geçeceğiz. Arkadaşlar ilk etapta cıvık oluyor. O cıvık olduğunda panik yapmayın. Çünkü Hindistan cevizi yani o sıvılığı kesinlikle emiyor. Ve de bu kıvama geliyor. Bu şekilde oluyor. Şimdi bunu bu kıvama getirdikten sonra görüyorsunuz çok güzel bir kıvama getirdim. Bunu şöyle şu şekilde kokostar şeklini veriyoruz. Biraz kibar yapalım şöyle. Güzel güzel lokmalık olsun. Hatta tahtanın üzerinde de yapabilirim. Tam kare vermek istiyorum. Tam markettekiler gibi olsun istiyorum. Onun için bu şekilde bıçakla, bıçak yardımıyla bakın gördüğünüz gibi tam kare şeklini vererekten bu şekilde hepsini yapıyorum. Bu şekilde bitirdikten sonra şöyle tabaklarımı yanına alıyorum. Çikolatamı gördüğünüz gibi erimiş çok güzel bir şekilde. Ya da kaşıkla da yapabilirim. Çatal şart değil diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi şöyle koyuyorum içerisine. Ve kaşıkla. Ama çatalla daha kolay olacak gibi geliyor. Her tarafını çikolataya buladıktan sonra... Wow. Evet, çatalla daha gayet güzel oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 paket çikolatadan sadece 10 tane yapabildim. Bir tanesi bitter çikolata vardı. Bir paket ondan yaptım bir tanesini. Geri yanını da diğer çikolatayla yaptım. Ama yetmedi. Burada 9 tanesi kaldı. Bunu kaldıracağım. Sonra çikolata aldığımda bunu devam ettireceğim. Şimdilik yani bu tarife göre 3 paket çikolata az geliyormuş. Yani 5 paket olabiliyormuş. 5 veya 6 paket olabiliyormuş. Ama çok da güzel, bayağı bir doyurucu çikolata. Şimdi ben bunu dondurucuya koyacağım. Biraz buz tutmasını, şöyle ele gelir şekilde olmasını sağlayacağım. Ve dondurucuya götürüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakika beklettikten sonra tekrar çıkardım. Bunun üzerine...
tekrardan dolaba kaldırayım. Biraz da yapmış olduğum süslemelerin sertleşmesi için dolaba kaldırıyorum tekrardan dondurucuya. Ve gördüğünüz gibi kokostar tatlımız oldu arkadaşlar. Dondurucudan çıkartıyorum şu anda. İnşallah tabaktan da çıkartabilirim. Bayağı yapışmış. Evet, gördüğünüz gibi çıkardım. Ama bunu kırdım. Kırıldı. Niye kırıldı? Anlamadım. Aha, ama çıkmıyor ya. Ne yapmam gerekiyor bunu tam çıkarmak için? Maalesef kırılıyor. Niye kırılıyor? Ben de anlamadım. Bunu nasıl çıkaracağım? Ben de bilmiyorum. Donmuş bir güzel, çok güzel olmuş, donmuş ama büyük ihtimalle altını biraz eriteyim ben bunun. Evet, birazcık sıcağı koyunca altı eridi arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendiliğinden çıktı. Ve bu eski şuranın kırı. Bakın görüyorsunuz, çok da güzel olmuş bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bunu yeme zamanı. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunu çıkartırken kırmıştım. Bu kırıklar benim demiştim. Bakın şöyle size kütürtüsünü duyurmak istiyorum. Bunu ben yaptığıma inanamıyorum. Harika bir şey olmuş. Muhteşem bir şey olmuş. Efsane. Arkadaşlar, bu benim acemiliğime denk geldi. Tabii ki ikinci sefere daha güzel yapacağım. Daha iyisini yapacağım. Kırmadan çıkarılmasını falan da kırılmaması gerektiği şekilde tekbirimi de alacağım. Nasıl çıktığını da öğrenmiş oldum. Acemiliğimi sizlerle paylaştım gördüğünüz gibi. Benim yaptığım hatayı siz yapmadan, kırmadan çıkarabileceğiniz yöntemleri falan hepsini size gösterdim. Bu şekilde bu tatlıyı mutlaka deneyin. Arkadaşlar, inanın yemeğe doyamıyorum. Yani hazır alınsa bu kadar lezzetli değil. Ben efsane yapmışım, mükemmel olmuş. Ellerime sağlık diyorum. Bana afiyet olsun, deneyip de yenilere de afiyet olsun. Abone olarak destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Katıla gelip ayrıca destek verenlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Katıla gelenlere de buradan kalp gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.